Bugün sizlerle tıbbi biyokimyaya bütüncül yaklaşım konusunu konuşacağım. Gördüğümüz tabloda hücre içinde cereyan eden kimyasal reaksiyonların olan ilişkisi tanımlanmaktadır. Fakat ilk bakışta bu tanımlama bir kaosu ve bir karmaşayı gösterip algılanmaktadır. Fakat detaylı baktığımızda burada gördüğümüz tüm kimyasal reaksiyonların ve yapıların birbirine bir şekilde ilişki içinde olduğunu biliyoruz. Hücre içinde cereyan eden tüm kimyasal reaksiyonlar veya o kimyasal reaksiyona katılan moleküler yapılar nihayetinde birbiriyle etkileşime girmek durumunda. Bu anlamda biyokimyaya baktığımızda biyokimya veya tıbbi biyokimya organizmada cereyan eden kimyasal reaksiyonları moleküler seviyede incelemektedir. Tıbbi biyokimyanın bir diğer özelliği içerisinde yer almakta olan klinik biyokimya aracılığıyla bu temel bilgilerin klinik alana nasıl uygulanabileceğini anlatmaktadır. Bizler dört temel molekülü karbonhidratlar, lipidler, protein ve nükleik asitlerdir. Bu moleküllerin emilimi, sindirimi, yapısal özellikleri, metabolizması birbirinden farklı olmasına rağmen biraz önce anlatacağım gibi bu molekül yapılarının hücre içinde birbirine olan ilişkisi ciddi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım bize şunu göstermekte, bir önceki şekilde gördüğümüz karmaşanın, bu kaosun esasında bir düzen içerisinde yürüdüğünü anlamaktayız. Burada şekle veya tabloya baktığımızda gördüğümüz şey şudur, hücrenin en temel ihtiyacı esas olarak enerjisini elde etmektir. Tabi bu enerjinin sağlanması canlı hücre için doğrudan mümkün değildir. Bizler bu enerjiyi dışarıdan aldığımız gıdalardan sağlıyoruz. Tabi gıdaların daha küçük moleküllere parçalanması veya kimyasal yapılarında bulunan enerjilerin bir başka moleküle transfer edilmesi ve moleküllerin de nihayetinde mitokondride elektron taşıma zincirine girmesi sonucunda bir enerji üretimi açığa çıkıyor. Dolayısıyla ATP'yi üretmek, hücre bütünlüğünün sağlanması, membran bütünlüğünün sağlanması, kimyasal reaksiyonların sağlanması birçok kimyasal reaksiyon için en temel şarttır. Daha önce söylediğim gibi karbonhidrat, lipid ve protein ve nükleik asit yapılarına baktığımızda burada örneğin glikozu ele alırsak glikoz piruvata yıkılmakta, aerobik şartlarda piruvat mitokondriye geçiş yapmakta ve mitokondride oksalasatla birleşen asetil koa sitrata dönmekte ve bu bir risk halinde işlem yürütülmektedir. Tabi biz genel olarak bu glikozun bu birinci basamak, ikinci basamakta sitrik asit diye bahsedeceğimiz basamakta bir manada enerji metabolizmasından bahsediyoruz. Fakat bu yapta gördüğümüz üzere özellikle örnek verecek olursak sitrat mitokondri dışına çıkarak orada asetil koa'ya parçalanmakta enzimatik olarak. Asetil koa üzerinden yağ asitlerinin sentezine katılmaktadır. Tabi yağ asitlerin özellikle triacilglisarol metabolizması üzerinden incelenecektir. Triacilglisarol metabolizması ve yağ metabolizması veya lipid metabolizması dediğimiz şeyin içerisine fosfolipid yapıları, sfingomiyelin yapıları veya lipoprotein yapılarından bahsedeceğiz. Yine lipidler başlığı altında sadece triacilglisarol değil, keton yapılarını, kolesterolü, steroid biyosentezini yapısal olarak bahsediyorum. Bu moleküllerin metabolik süreçleri birbirinden tamamen farklı ama süreç ilerlediğinde şunu görüyoruz. Steroid hormonların sentezine bakacak olursak bunun tabi asetil koa üzerinden yürütüldüğünü görmekteyiz. Sitrik asitosunun bir başka ara bileşeni olan alfa ketoglutarat glutamata dönebilmekte. Glutamat yine glutamine çevrilmekte. Glutamin ise nükleotitlerin sentezinde azot vericisi olarak kullanılmaktadır. Tabii nükleotit metabolizmasına geçtiğimizde yine glikoz metabolizması 6 karbonlu şekerin 5 karbonlu şekere dönmesi, glikoz 5 fosfattan bahsediyoruz.
riboz 5 fosfat, nükleot yapıları içerisinde bulunan 3 temel moleküle ribozu ve fosfat taşımaktır. Biz bu yapı üzerine esas olarak prim veya primin halka sistemini hücre içerisinde denova veya sel ve çipetli aracıyla inşa etmekteyiz. Dolayısıyla prim ve primidinlerin amino asit metabolizmasıyla olan ilişkisi sadece glutamin üzerinden değil, glisin ve aspartik asit üzerinden de yürütmektedir. Ayrıca vitaminler diye bahsettiğimiz moleküllerin bunlardan folik asitin aktif formu yine nükleotit metabolizmasında kullanılmaktadır. Tabii vitaminler bir başka manada, bunlar suda eriyen veya da eriyen şeklinde iki sınıf ayırıp anlatacağız sizlere. Vitaminler esas olarak proenzimlerin koenzimi olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla vitaminlere bu gözle bakmak gerekmekte. Tabii nükleotit metabolizmasının ana yapı taşlarından prim ve primidinler DNA ve RNA sentezinde kullanılmakta. Nükleik asit konu ise nükleotitlerden başlatılarak protein yapısına kadar anlatılacaktır. Yani DNA ve RNA'yı replikasyon, replikasyon düzenlenmesi, transkripsiyon, transkripsiyon düzenlenmesi, protein ve protein sentez sonu işlemler altında birkaç basamakta anlatacağız. Tabi burada protein dediğimiz yapıların esas temel fonksiyonun enzimatik reaksiyonlar olduğunu veya enzimler olduğunu söylüyoruz. Protein artı koenzim artı kofaktörden oluşur. Koenzimler genel olarak vitaminlerin aktif formları olmasına rağmen kofaktörler ise demir, bakır, çinko gibi elementler olacaktır. Dolayısıyla enzim aktif forma geçmesi için bu koenzimleri veya kofaktörlerle iletişim halinde olması gerekiyor. Protein yapısı bir başka büyük konu olarak bahsettiğimde bunların sindirimi, emilimi, yapısal özellikleri, amino asit yapıları, parça ürünleri olarak söylüyorum. Bunların metabolik yolları ayrı ayrı detay olarak anlatılacaklar. Protein sentezine baktığımızda yapısal olarak proteinlerin yapısal özelliği bizim açımızdan önemli. Özellikle hücre membranının fonksiyonu açısından, ayrıca immün sistem açısından hormon metabolizması, koagülasyon metabolizması ve hemoglobin açısından yine yapısal olarak proteinlerle ilişki kuracağız. Dolayısıyla bu yapılar doğrudan yine protein metabolizmasıyla ilişkilidir. Burada yine TCA tarafından ADH veya PADH2 veya lipid yağ asitlerinin yıkımıyla ortaya çıkan NADH veya PADH2'ler üçüncü basamak olarak elektron mitokondri içerisinde olmakta bu reaksiyonlar. Üçüncü basamak olarak elektron transfer zincirine transfer edilmekte. Bu onları elektron transfer zincirinde hareket ederek oksijene iletilmekte ve oksijen bu reaksiyon tamamlanmakta. Fakat bu arada oksidatif fosforilasyon mekanizmasına baktığımızda membranlarından, mitokondrinin membranlarından pompalanan protonların yine özel bir proton sayesinde tekrar mitokondrinin sitozine matrisine dönmesiyle ki bu enzim ATP sentaz organizmada ana regülatör enzimlerden bir tanesi. Çünkü ADP'den ATP'yi sentez edecektir. Dolayısıyla FADH2 ve NADH üzerinden karbonhidrat lipid metabolizması ve ATP'nin sentezlenmesiyle tüm metabolik süreçlerin regülasyonu sağlanmaktadır. Bu metabolik süreçlerin bütününe baktığımızda bunun regülasyonu nasıl oluyor sorusunun cevabı hormonlar aracılığıyla olmaktadır. Hormonlar genel anlamıyla steroid hormonlar, protein ve amino asit yapısındaki hormonlar olarak sınıflandırabiliriz. Yapısı bir lipid metabolizması içerisinde anlatacağız. Diğerleri protein ve amino asit metabolizması içerisinde geçecek. Ortaya çıkan bu hormon yapıları vücuttaki randa bulunan hormonlar vücutta ikinci haberleri aracıyla kinazlar adı verdiğimiz özel proteinleri aktive etmekte ve bunlar da fosforil etmektedir. Bu fosforilasyon yapısı daha sonra diğer enzimler tarafından parçalanmakta ve defosforilasyon oluşturulmaktadır. Fosforilasyon veya defosforilasyon enzimin aktivasyonunu veya inaktivasyonunu yol açmak. Bu olay tamamen o metabolik yolun ihtiyacıyla ilişkidir. Yani fosforilasyon enzimi inhibe edebilir, aktive edebilir.
Dolayısıyla hormon metabolizması da bu gördüğünüz büyük tablo içerisinde diğer metabolik süreçlerle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla karbonhidrat, lipid, protein ve nükleik asit yapılar burada özet olarak birbirlerine içerisine girdiğini görmekteyiz. Bu süreç, bu tüm bir metabolik süreç, kaos ve yapım ve yıkım diye tarif ettiğimiz bir süreçte yürütülmek. Metabolizma diye tanımladığımız durum esasında katabolizma ve anabolizma olarak iki kısma ayrılır. Katabolizma dışarıdan elde ettiğiniz gıdaların veya içindeki moleküllerin monomerlerine parçalanmasıdır. Bu parçalanmanın tabii temel amacı bu tabloda gördüğünüz gibi ATP'nin üretilmesi katabolik süreçlerde. Katabolik süreçlerde ara ürünler çıkmakta. Bunlar da yapısal özelliğe sahiptir. Fakat temel amaç ATP'nin üretilmesi. Anabolik süreçler ise katabolik süreçler genel anlamda mitokondride anabolik süreçlerse almaktadır. Ortaya çıkan yine bu monomerlerden makromoleküllerin sentezlenmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu bir düzen ve kaosu daha doğrusu bir döngüyü içermektedir. Bu döngünün devam etmesi gerekmektedir. Döngü devam etmesi, hayatın devam etmesiyle eş anlamlıdır. Ve bu regülasyona baktığımızda bu düzen ve kaos, yapım ve yıkım genel olarak nasıl kontrol edilir diye baktığımızda karşımıza üç temel mekanizma çıkıyor. Bunlardan bir tanesi hücre içinde üretilen NADH ve NAD oranları ATP ve ADP oranlardır. Bu tablodan bunu rahatça anlayabiliriz. Ortamda üretilen NADH'ın fazla olması ATP sentezinin hızını kısıtlayacak. Tersine NAD'ın yükselmesi ATP sentez hızını artıracaktır. İki önemli molekül NADH ve ATP önemli regülatör role sahip. Diğeri oksijen ve oksijenin partikül basıncı önemli. Çünkü söylediğim gibi nihai amaç burada ATP'nin üretilmesidir. ATP'nin üretilmesiyle ilişkin temel mekanizma oksijen için. Onun için meme hücresini aerobik hücre tipi olarak tanımlıyoruz. Üçüncü regülasyon basamağı ise anahtar enzimlerin fosforilasyonu ve defosforilasyonudur. Bu da yine hormonlar aracıyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla burada gördüğümüz temel karmaşaya baktığımızda bu karmaşanın detaylandırılması ve anlaşılır hale gelmemesi kimyanın temel anlamıyla veya diğer taraftan tıp eğitiminde aldığımız diğer derslerin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü bu süreçler arasında ilişki kuramadığımız zaman ezberlenmekte ve sonra unutulmaktadır. Unutmamamız gereken temel şey bu temel bilgiler sayesinde klinikte tekrar kullanılması gerektiğidir. İlişki kurulduğunda yani metabolik süreçlerin sadece biyokimya için söylemiyorum alanına katkısı büyük olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek